İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti döneminde Türkiye'nin enerji başta olmak üzere birçok alanda başka ülkelere bağımlı hale getirildiğini belirterek şunları söyledi. Nükleer düzenleme kanun teklifinin 7. maddesi üzerine İYİ Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilleri, görüştüğümüz kanun teklifi nükleer düzenleme kanununun yetki ve sorumlulukları ile nükleer zararlar hakkında hukuki sorumlulukları düzenlemektedir. Kanun teklifinin görüşülen maddesinde ise nükleer tesis faaliyetlerinin denetlenmesi düzenlenmiştir. Enerji bugün hem dünyanın hem de ülkemizin en önemli gündem maddelerinin başında gelmektedir. Enerji sektörü sanayiden tarıma, ulaştırmadan iletişime, ticaretten sağlığa kadar yaşamın her alanını etkilemektedir. Enerji kaynakları devletler arasında krizlere, hatta savaşlara neden olabilmektedir. Bu nedenle enerji politikaları belirlenirken güvenlik, coğrafi konum, teknolojik gelişmeler, iklim değişikliği, siyasal ve ekonomik krizler, bölgesel çatışmalar gibi pek çok konu göz önünde bulundurulmalı, enerji politikaları ve stratejisinde istikrar sağlanmalıdır. Ancak AKP iktidarı pek çok konuda olduğu gibi enerji politikalarını belirleme konusunda da sınıfta kalmıştır. 20 yıllık AKP döneminde enerjide dışa bağımlılık artmış, stratejik öneme sahip enerji kurumları bir bir özelleştirilmiştir. Oysa gelişmiş ülkeler enerjideki özelleştirmenin enerjide bağımlılığa ve enerji güvenliğindeki zayıflamaya sebep olduğunu görmüş, önemli enerji kurumlarını tekrar kamunun kontrolüne almıştır. AKP ise enerji rantı kurban etmiştir. Hem ülke çıkarlarını hem de vatandaşın çıkarlarını hiçe saymıştır. Geçtiğimiz günlerde enerjideki özelleştirmenin sonucunu hep birlikte yaşadık. Sadece 30 santim kar yağışı nedeniyle Isparta'da 113 bin elektrik abonesi elektriksiz kaldı. Koca bir şehir 70 saat karanlığa terk edildi. Diğer yandan elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin kar hırsı vatandaşın faturasına da yansımıştır. Elektriğe son 4 yılda gelen zam %400'lere ulaşmış. İktidar elektrikte indirim yaparken bile şirketlerin karlarına dokunmayıp devletin alacağı KDV'den indirim yapmıştır. Geçtiğimiz yıllarda enerjide kayıp kaçak bedelinin vatandaşa yüklenmesini hukuksuz bulan mahkeme kararlarından sonra şirketlerin resmen devleti tehdit ettiği günleri yaşadık. Vatandaşın sorunlarına kulak tıkayan iktidar, söz konusu yandaş şirketler olunca kayıp kaçak bedelini vatandaşın ödemesi için alelacele kanun çıkarmıştır. Değerli milletvekilleri, enerji kurumsal bir hizmettir, özel şirketlerin kar hırsına bırakılamaz. Yabancı bir ülkenin denetimine ise asla bırakılamaz. Ancak Akkuyu Nükleer Santrali inşaatı bittiğinde Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacaktır. Bu santral Rusya ortaklığı ile yapılmaktadır. Ülkemiz topraklarında böylesi önemli bir santral başka bir devletin yönetimine bırakılmamalıdır. Her krizde nükleer silah gücünü koz olarak ortaya koyan Rusya ile yaşanacak olası bir krizde bunun sonucu nasıl olacaktır? Üstelik bu santrali Rus şirketi yapacak ve işletecek, Türkiye piyasadan daha pahalıya bu şirketten alım yapacak, karşılığında 18 milyar dolar garanti para ödenecektir. Hazinenin garanti ödemelerine her gün bir yenisi daha eklenmektedir. Kamu bütçesindeki hazine ödemelerinden kaynaklı kara delik her geçen gün büyümektedir. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Piyasadan daha pahalıya alım garantisi vermenin amacı nedir? Osmanlı yıkılırken bile böyle kapitülasyonlar vermemiştir. Enerji güvenliğimizi sağlamak için bir an önce Akkuyu Nükleer Santrali millileştirilmelidir. Aksi ise ülkeye ihanettir.